Brandira, sen erken mi geldin? O küpeleri sana kim verdi? Brandira, boş ver şimdi. Neden hep senden aynı şeyi... Bir cevap istiyorum. Söyle, o küpeleri kim verdi? Söylemeyecek misin? Tamam mı? O zaman sen soruma cevap verene kadar kendime zarar veririm. Bakalım şimdi bana cevap verecek misin? Brandira, ne yapıyorsun? Çek elini, sakın yapma. Evini yakacaksın. Bu sorunun cevabını ne sen duymak istersin ne ben söylemek istiyorum. Bana o küpeleri istiyorum. Kim verdi, söyle. Brandira, bana küpeleri veren elini Gajaraç, çek. Gajaraç değil mi? Evet, Gajaraç verdi ama lütfen elini çek. Elini göster. Hayır, bırak. Elini ver. Yandıktan sonra merhem sürmenin anlamı yok. O adamın verdiği hediyeyi neden kabul ettin sen? Neden? İşin aslında düşündüğün gibi değil Brandira. Şu anda onunla düşman olamam. Çünkü evimize geri dönmenin bir yolunu bulmak zorundayım. Senin elinden aldığı bütün parayı, her şeyi ondan geri almak istiyorum. Bunun bir yolunu bulacağıma eminim. Bu yüzden de o adama katlanıyorum. Ne istersen yapabilirsin. Ama bu diyeceğimi iyi dinle. Çocuklarım o adamın verdiği sadakayla okumayacaklar. Gerekirse onları ömür boyu evde okuturum ama o iğrenç adama muhtaç olmayı kabul etmem. Gajaraç! Buraya gel! Demek geldim Purvi. Biliyor musun, geldiğini hissedebiliyorum. Ayak seslerini duyduğumda kalbim göğsümden çıkacakmış gibi atıyor. Purvi, yoksa gerçek aşk dedikleri şey bu mu? Neden Brandira ile konuştun söyle. Bak, her şeye katlanabilirim ama Brandira'nın üzülmesine asla. Lütfen, sana yalvarıyorum. Zaten sahip olduğumuz her şeyi elimizden aldın. Ama beni Brandira'dan ayırma. Neden sürekli Brandira'dan bahsediyorsun? O artık köyün muhtarı bile değil. 5 kuruş parası kalmadı. Onu sefil bir hayat sürmeye mecbur bıraktım. İşte seninle Brandira arasındaki fark bu. Brandira hiç kimseye zarar veremez. Sen insanların acılarından keyif alıyorsun. Sen kim oluyorsun da onun gibi bir adam hakkında böyle konuşabiliyorsun? Kim oluyorsun da onun aşkına değer biçiyorsun? Bunu asla başaramazsın. Esas sen benim aşkımın değerini bilmiyorsun. Purvi, yoksa sen beni görünüşüm yüzünden mi reddediyorsun? Purvi, güzellik geçicidir. Kimse sonsuza kadar güzel kalamaz. Dokunma bana. Ben aşkın dış güzellikte değil, iç güzellikte olduğunu çok iyi biliyorum. Bana ders vermene ihtiyacım yok. O zaman Purvi, senin benim görünüşümle bir sorunun yok, öyle mi? Yani sen de beni seviyorsun Purvi, değil mi? Söyle Purvi, söyle. Sen aklını mı kaçırdın? Ben seni sevdiğimi hiç söylemedim ki. Gajaraç, ben Brandira'yı seviyorum. Her zaman da onu seveceğim. O da beni seviyor. Tanrı bizi birbirimiz için yaratmış. Ve Tanrı seni bana gönderdi Purvi. Belki de Tanrı Vrendra'yı öldürmemi istiyordur. Her ne kadar istemesem de Vrendra'yı öldürmek zorunda kalabilirim. Böylece aşkına sahip olabilirim. O ölürse benim olabilirsin. Vrendra'nın kılına bile zarar vermeye kalkma. Eğer zarar verirsen başka bir yüzümü görürsün. Biliyor musun, bugün ona çektirdiğim acı için elini yakmaya çalıştı o. Purvi, sence kendini yakmak ya da böyle şeyler aşkın bir kanıtı mı? Ha? Ben onu da yapabilirim Purvi. Kesinlikle yapabilirim. Sence bu aşkın kanıtı, öyle mi? Bak. Deli misin sen? Kes şunu. Çek elini oradan. Sana elini çek dedim Gajaraç. Yangın. Yanıyor. Su getirin. Kurtarın beni. Yardım edin. Yardım edin. Ölmek istemiyorum. Yardım edin. Çabuk doktoru arayın. Onu kontrol altına almak için uyutmak zorunda kaldık. Kendindeyken sadece sizin adınızı sayıkladı. Sürekli sizi ne kadar çok sevdiğini söyledi. Bayan Purvi, onun durumundaki hastalar tekrar intihar etmeye kalkışabilirler. O yüzden iyileşebilmesi için sizin sevginize ve ilginize ihtiyacı var. Ama doktor, ben bunu yapamam ki. Bakın, biliyorum bu tuhaf ama zihinsel anlamda zayıf hastalar ilaç tedavisinin yanında sevgiye ve ilgiye de ihtiyaç duyarlar. O yüzden güçlü olmalısın ve ona çok iyi bakmak zorundasın.
Hayır. Ben asla böyle bir şey yapamam. Ben bunu nasıl yaparım? Rendra gibi bir insana ihanet edemem. İyi de o zaman seni bu kadar çok seven bir adamın ölümünden sorumlu olmak mı istiyorsun? Ama ben onu sevmiyorum ki. Virendra'nın elinden her şeyi alan bir insana ben nasıl destek olabilirim ki? O benim çocuklarıma kötülük yaptı. O hepimize kötülük yaptı. Ben bunu yapamam. Ben ona yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Şimdi kim sana onu affet dedi Purvi? Ona yaptıklarının bedelini ödetmen gerek. Ama bunun için onunla yakınlaşmak zorundasın. Eğer o iğrenç adamdan uzak durursan el koyduğu serveti geri alman nasıl mümkün olabilir ki? Hem o adama güven olmaz. Kim bilir gün gelir Virendra'ya bir şey yapabilir. Ona zarar verebilir. Virendra'yı korumak için onunla yakınlaşmak zorundasın Purvi. Ben ondan intikam almak istiyorum. Yakınlaşmak değil. Eminim bunun başka bir yolu vardır. Bunu yapmaya mecbursun ama önce iyileşmesini beklemelisin. Çünkü çaresiz ve zayıf bir insandan intikam almak çok günah. Peki. Ben hem Virendra'yı koruyacağım hem de bize yapılan haksızlığın intikamını alacağım. Ama Virendra asla kabul etmez. Ona söylersem bunu yapmama asla izin vermez. Ama bir şey yapmam gerek. Virendra'yı kendimden nefret ettirmeliyiz. Bu aralar öyle şeyler yaşıyoruz ki beynim durmuş gibi hissediyorum. Kendime çok kızıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ve ben sinirle sana çok kaba davrandım. Özür dilerim. Virendra? Sadece özür dilemek yetmez. Senin bana yeni bir telefon alman gerekiyor. Sen ne diyorsun Purvi? Sana nasıl telefon alayım? Durumumu biliyorsun yani. Sen gerçekten de çok değiştin Virendra. Ne? Eskiden senden bir şey istediğimde hemen bir şekilde bulup getirirdin. Tamam, eğer telefon alamıyorsan en azından beni dışarı çıkar. Gezmeye gidelim Virendra. Ama Purvi, benim çocuklara kitap alacak param bile yok. Sen benden seni gezmeye götürmemi istiyorsun. Nasıl olabilir? Anlamaya çalış. Neyse boş ver. Hey Purvi beni dinle Purvi. Bugün Purvi neden böyle bir tuhaf davranıyor? Tamam bari bana yemeği kimin için hazırladığını bundan söyle. Bundan sana ne? Benim dışarıda işim var. Dur, nereye? Purvi'yi çağırın doktor, Purvi'yi çağırın dedim, iğne istemiyorum. Raceraj dur. Purvi? Neden böyle bağırıyorsun? Sakin ol. Eğer tedavi olmazsan nasıl iyileşeceksin? Hem bak, senin için yemek yapıp getirdim. Eğer ilaçlarını düzenli alıp yemeğini yersen hemen iyileşirsin. Buraya geleceğini biliyordum Purvi. Ben aşkıma bütün kalbimle inanıyorum. Bak, bugün yanımdasın. Aşkım için. Biliyorum sen de beni düşünüyorsun. Purvi, sen benimsin değil mi? Kaçaraç, maalesef yanılıyorsun. Senin düşündüğün gibi bir şey yok aramızda. Ben sana sadece süreci atlatman için yardım ediyorum. Purvi, eğer sevgili olamıyorsak arkadaş olabiliriz değil mi? Hem ben bu hayatta yapayalnızım Purvi. Benim kimsem yok. Ama en azından arkadaşım olabilir. Benim sevgilim olmak istemiyorsan en azından arkadaşım olabilirsin değil mi? Kim bilir arkadaşlığımız bir gün aşka dönüşebilir. Benim arkadaşım olur musun? Ben evet olurum. Ama sadece arkadaş. O zaman ben zamanımın çoğunu arkadaşımla geçirmek istiyorum. Purvi, beni görmeye her gün gelir misin? Geleceğim. Çünkü senin güçlü ve zayıf yanlarını,
korkularını, her şeyini öğrenmek istiyorum. Ve bunun için seninle zaman geçirmeliyim. Her gün mümkün olmayabilir. Ben evdeki herkese ne söyleyeceğim ve şu anda zor durumda olduğumuz için iş bulmam da gerekiyor. İş mi? Sen neden benim yerimde çalışmıyorsun? Ama senin yerinde ne yapacağım ki? Purvi, ne zamandır kendim için bir asistan bulmaya çalışıyordum. O zaman söyle, kabul ediyor musun? Peki, ben teklifini kabul ediyorum. Söyle, ne kadar maaş istiyorsun? 100.000 mi? Ne? Yani ayda 101 rupi maaş mı? Hani sekreter için sence de çok fazla değil mi? Yani... Purvi, sen çok daha fazlasına layıksın. Benim gözümde ne kadar değerli olduğunu anlayamazsın. Purvi nasıl bu kadar değişebilir? O her zaman kendinden önce başkalarının mutluluğunu düşünürdü ama bugün... Bayım, acele edin, gitmemiz gerek. Peki bu lastik nasıl bu hale geldi anlamadım. Neredeyse paramparça olmuş. Ne yaptınız? Hiç böylesini görmedim. Hayır bayım, biz sirkte çalışıyoruz. Arabanın yanına ayı bağlamıştık ve pençesiyle tekere vurup patlattı. Sirk mi? Harika. O zaman çocuklarımı sirke götüreyim. Baksana şu sirk ne zaman başlıyor? Aman yaramıza bir de sen tuz basma dostum. Gösterinin ne zaman yapılacağını biz bile bilmiyoruz. Neden? Ne oldu? Ne diyebilirim ki? En iyi adamımızı kaybettik. Çıplak ayakla yanan kömürün üzerinde yürüyordu. Şimdi eğer bu numarayı yapamazsak kim bizi izlemeye gelir ki? Sanırım başlamadan bitecek bu. Bayrakeş, neden iki katı ücret teklif edip başka birini bulmuyorsunuz? Mutlaka birini bulursunuz. Ne ikisi? Ben üç katını vermeye de razıyım. Ama öyle adamı nereden bulacağım? Eğer size uyarsa ben deneyebilir miyim? Bunu daha önce yaptınız mı? Yani... Daha önce çıplak ateşli ateşe bastınız mı? Bu aralar hayat beni çıplak ayaklı ateş üstünde yürütüyor. Para için gerekirse bırak ateşte yürümeyi, uçurumdan bile atlarım. Ne dersiniz? Tamam o zaman. Anlaştık, Gonti yoluna gelebilirsin. Akşam mı? Saat 5'te. Tamam, geleceğim. Bak, bu kömürler çok sıcak. Adımını attığın an yanıp kül olursun. Bu iş senin gibi acemilere göre hiç değil. Hadi sen evine git. Vrendra, biliyorsun ben senin için kaç sınav verdim. Sen benim için birkaç tane kömürün üzerinde yürüyemez misin? Hadi Vrendra. Hadi başla. Hadi Vrendra, bu senin aşkının imtihanı. Hadi Bay Vrendra. Sen daha önce hiç aşık oldun mu? Aşık olmadım. Ama bir kere zorla evlendim. Purvi, ben çok bencil bir adamım ve sırf kendi çıkarlarım için herkesi her şekilde kullanabilirdim. Ama artık değiştim. İnsanlar öldüğünde bile tek bir damla gözyaşı dökmezdim ama şimdi senin kederini ve içindeki acıyı gördüğümde içimden ağlamak geliyor. Senin için endişeleniyorum Purvi ve o yüzden içimden bir ses sana aşık olduğumu söylüyor. Sanırım seninle tanışalı en fazla 2-3 gün olmuştur, tam hatırlamıyorum. Peki insan sadece 3 günde başka birine nasıl aşık olabilir? Olabilir Purvi. Bu mümkün. Senin sayende benim de içimde iyilik olduğunu anladım. Harikasınız Bay Vrendra. Harika. Bravo. Bravo.
Tebrik ederim Bay Vrendra, harikasın. Sen iyisin değil mi? Gerçekten çok iyiydin, çok iyiydin. Hayır, hayır, yangın, hayır, hayır. Kurtarın beni, kurtarın beni. Kurtarın. Gatoraj, bir şey hayır, yok, kurtarın ben beni. Yanındayım. Hayır. Lütfen kurtarın, sakin ol Gatoraj, bir beni. Şey yok, ben buradayım. Kurtarın, bayım, kurtar beni Purvi. Bayım, lütfen şunu buradan alır mısınız? Burada yapmayın. Bir şey yok, bir şey yok, ben yanındayım. Bir şey yok, yangın falan yok, ben buradayım, ben buradayım. Hadi gidelim, gel, hadi odana gidelim. Sen de beni seviyorsun. Kalbim beni zor durumda görmeye asla dayanamıyor. Her zaman yanımdasın. Sen de beni, benim seni sevdiğim kadar seviyorsun. Bunu şimdi kabul etmek istemeyebilirsin. Ama çok yakında, çok yakında bunu sana itiraf ettireceğim. İşte Agra için iki bilet. Ama Agra'ya gitmeyeceğiz. Bu biletlere gerek yok. Çok garipsin. Dün Agra'ya gitmek için benimle kavga ediyordun. Şimdi biletleri getirince fikrini değiştirdin. Brandra, dışarı çıkmak istedim. Ama kazandığım parayla. Borçla tatile gitmenin ne anlamı var ki? Dur Purvi. Ben bunu alın terimle kazandım. Ödünç almadım. Öyle mi? Yani bana bir günde 11 rupi kazandığını söylemeye çalışıyorsun. Tamirhanede bu parayı nasıl kazandın? Lütfen bana yalan söyleme. Bu parayı iş yerimden almadım. O zaman nereden aldın? Hem birinden borç para aldın hem de bu konuda yalan söylüyorsun. Parayı nereden aldığım konusunda neden beni sorguluyorsun? Dileğin yerine getirildi değil mi? Yarın akşam otobüsle Agra'ya gidiyoruz. Sonraki günde Taç Mahal'in önünde olacaksın. Hey! Ne yaptın Purvi? Delirdin mi sen? Bunu niye yaptın? Sen çok değiştin. Yoksa zor kazandığım paramı böyle yakmazdın. Senin sözünü ettiğin aptal kız büyük bir malikanede yaşardı. Etrafı hizmetkarlarla doluydu. Sobanın üzerinde yemek pişirmiyordu. Bu sefil hayatı yaşamaktan bıktım Brandra. Artık bu şekilde devam edemeyeceğimi hissediyorum. Hurvin'in nesi var böyle? Para konusunda hiç bu kadar açgözlü olmamıştı. Brandra, lütfen beni affet. Sadece benden nefret etmeni sağlamak için bu şekilde davranıyorum. Beni evden at diye ve sonra evimize gidip o Gacaraç'tan intikam alabilirim Brandra. Lütfen beni affet. Senin nefretin hedefime ulaşmama yardımcı olacak. Çünkü ben çaresizim. Bütün bunları bilerek yapıyorum. Yoksa sana asla bu şekilde davranmazdım. Lütfen. Lütfen affet. Bayan Purvi, siz neden ağlıyorsunuz? Gudu abi, sen... Muhtarın ayağındaki yaralar yüzünden ağlıyorsun, öyle değil mi? Ben de görünce kendimi kötü hissettim. Bütün bunları senin için yaptı. Ben de sirkteki gösterisini izlemeye gitmiştim. Ne? Evet. Yani Vrendra... Sirkte... Benim yüzümden... Agra'ya gitmek istedin değil mi? Bunun için de paraya ihtiyacım vardı. Bu yüzden hayatını riske attı ve korun üzerinde yürüdü. Ve sizi mutlu etmek için sirk yönetimiyle anlaştı. Sizin için kendi canını hiçe saydı. Hiçbir koca karısını bir geziye çıkarmak için hayatını riske atmazdı. Alın Bayan Purvi, biraz su için. Brandra benim için hayatını hiçe saydı. Ve ben hemen yanına gitmeliyim. Thank you.
çok üzgünüm, beni affet. Seni böyle acı içinde görmeye dayanamam. Ben seni asla incitmek istemiyorum. Rendra, ben seni çok seviyorum. Ve bütün bunları senin için yapıyorum. Şimdi gerçeği öğrendim işte. Benimle ne kadar kaba konuşursan konuş aptal kız, beni çok sevdiğini biliyorum. Hem de içten. Ama şimdi neden benden nefret ediyormuş gibi davrandığını bulmam gerek. Bunu neden yapıyorsun? Fil, bize ne yaptın? Ben tatlı istiyorum Fil. Manas, pahalı şeyler isteme. Fil, bu 10 rupi oyununu ne kadar oynayacağız daha? Bu arada sen de biliyorsundur, 10 rupi ile hiçbir şey alamayız Fil. Evet, neden bu soruyu babana sormuyorsun? Cevabı o versin, çünkü sorumlusu ben değilim çocuklar. Anlayın artık, babanız yüzünden bu durumdayız. Birilerinin lütfu olarak bu küçük evde yaşıyoruz. Purvi'ye birdenbire ne oldu? Vrendra abi hakkında neden böyle konuşuyor? Fil, neden bu fakir olma oyununu oynuyoruz peki? Tüm sınıf arkadaşlarım zengin. Bunti her gün okula tatlı getiriyor Fil. Bunti'nin babası çok zengin olmalı gergedan. Arabayla dolaşıyordur. Baban gibi bir araba tamircisi değildir. Her neyse. Belki de tüm bunlar benim kötü kaderimdendir. Purvi, bunları neden söylüyorsun? Abim hepimiz için çok çalışıyor, öyle değil mi? Eğer çok çalışıyor olsaydı tüm bunları yaşamıyor olurduk. Belki sen bu hayata uyum sağlayabilirsin yenge. Ama ben bundan bıktım. Bu nedenle de şimdi gidiyorum. Alışveriş merkezine hiçbir şey satın alamıyorum. Ama en azından orası klimalı. Purvi! Purvi! İçindeki acıyı anlayabiliyorum Purvi. Eminim büyük bir sorunla savaşıyorsun. Aksi takdirde bunları söylemezdim. İnanılmaz bir yardımcınız var Bay Gacarac. Size o kadar iyi baktı ki siz de çok çabuk iyileştiniz. Ve sen bundan sonra da ona aynı şekilde bakmak zorundasın. Böylece bir daha panik atak geçirmez. Zamanın çoğunu onunla geçir ki kendini yalnız hissetmesin. Tamam, lütfen ilaçlarınızı zamanında alın. Mabet ve mutfak gibi yerlerden kaçınmanız gerekiyor, unutmayın. Purvi, sen ne dersen onu yapacağım ben. Hey, ne yapıyorsun? Benden başka birinin bu arabaya oturması ya da kullanması yasaktır. Bilmiyor musun? Üzgünüm efendim. Bir daha olmayacak. Bir dahaki sefere dikkatli ol. Peki. Vrendra, neden arabada oturmasına bu kadar kızdın? Sadece senin oturabileceğin kadar özel olan neyi var? Purvi, sen bilmiyorsun. Bu araba benim için çok değerli. Büyük babam, Türbavan Singh, Haryana'da bu arabayı ithal eden ilk adamdı. Bu nedenle bu araba benim için ve ailem için çok özel. Purvi'nin son zamanlarda davranışları değişti. Görünüşe göre benden nefret etmeye başladı. Ama bunu neden yapıyor? Onu bırakıp para için Sakşi'ye geri döneceğimi mi düşünüyor yoksa? Ama Purvi, biliyorsun ki aile parayla ölçülmez. Sevgi, saygı ve fedakarlıkla ölçülür. Ve sen benim gerçek aşkımsın. Benim ve ailemin paraya ihtiyacı yok. Sana ihtiyacımız var Purvi. Vrendra! Senden bugün işe gelmemeni istemiştim ama yine de buradasın. Ayaklarındaki yaralar henüz iyileşmedi. Neden geldin ki bugün? Amca, ben iyiyim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Sen merak etme. Belli ki beni dinlemeyeceksin. Tamam. Dışarıda duran bir araba var. Git onu tamir et bari. Tamam.
Brandra? Geçen gün Purvi'ye küpe hediye ettiğinde ses çıkarmadım ama ona yaklaştığını görmeye dayanamam. Aşağı in. Sana in dedim. Purvi bana yardım et. Beni öldürecek. Purvi beni bu keçiden kurtar. Yoksa beni öldürecek. Purvi lütfen beni ondan kurtar. Beni öldürebilir lütfen. Brandra sen ne yapıyorsun? Bırak onu lütfen. Purvi unutma, doktor stres yapmamamı söyledi. Bu beni öldürebilir Purvi. Lütfen beni ondan kurtar. Brandra lütfen buradan git. Ne diyorsun sen? Tekrar söyle. Ne dedin? Sen gerçekten bu adamı koruyor musun? Sen aklını mı kaçırdın? Brandra sessiz ol dedim. Sadece buradan git. Purvi, benim nefesim sıkışıyor. Gacaraç, sana hiçbir şey olmayacak. Sakin ol, ben seni... Purvi, boğulacak gibi hissediyorum. Dostum, lütfen beni ne kurtar. Ne dostu ha? Ne dostu? Brandra, bırak onu ne dostu, lütfen. Söyle, ne dostu? Brandra, ne yapıyorsun? Dur dedim. Gacaraç, sen iyisin değil mi? Sakin ol. Ona dostum dersen dişlerini kıracağım, duydun mu? Ne yapıyorsun Brandra, yapma. Neden öyle diyor? Beni kurtar yoksa beni gerçekten öldürecek. Hiçbir şey olmayacak. Ben seni korumak için buradayım. Brandra, sessiz ol dedim. O benim arkadaşım. Sen aklını mı kaybettin? Koca dünyada arkadaş olmak için onu mu seçtin? Dostmuş. Tamam, sessiz ol dedim. O benim arkadaşım ve patronum, anladın mı? Onun için çalışıyorum. Onunla ve işiyle ilgileniyorum. Ne karşılığında bana 1 milyon rupi verecek? Sen bana bu kadar para verebilir misin? Purvi, bırak onu. Yakında beni öldürecek. Buradan gidelim hadi. Kurtar beni Purvi. Sana hiçbir şey olmayacak. O beni öldürecek Purvi. Evet, ne yapıyorsun Brandra? Dur. Dur bırak. Bırak onu. Dur dedim. O şimdi benim sorumluluğumda. Eğer ona dokunmak istiyorsan önce benimle yüzleşmelisin. Hemen buradan uzaklaş, yoksa polisi aramak zorunda kalacağım. Purvi, gidelim. Nefes alamıyorum. Hadi gidelim Purvi. Nefes alamıyorum. Lütfen. Bastığın yere dikkat et. Her zaman benimle ilgileniyorsun. Şilpa... Dinle, hastane yemekleri yemekten çok sıkıldım. Bugün güzel bir şeyler pişir. Bu benim özel sekreterim. Her gün benimle yemek yiyecek. Gacaraç... Ben yemeği nasıl seninle yiyebilirim ki? Eğer sen benimle öğle yemeği yemezsen ilaçlarımı almayacağım. Tamam, yiyeceğim. Ne oldu Purvi? Yemekleri beğenmedin mi? Başka bir şey ister misin? Hayır, hiç sorun değil. Purvi... O kulübede nasıl yaşıyorsun? Sadece basit yiyecekler yiyerek ne kadar zayıfladığını görmüyor musun? Tıpkı solmuş bir çiçek gibisin. Eskiden malikanede yaşıyordun. Şimdi böyle sefalet içinde nasıl yaşarsın? Bak, dinle Purvi. Bundan sonra her gün benimle yemek yiyeceksin. Sen ne yemek istersen o yemek yap. Gacaraç, sözünü ettiğin büyük evin senin olmadığını unutma sakın. Bütün bunlar kocama ait ve ben onun tüm bunları senin elinden geri aldığı günü bekliyorum. Bu yemeği yemeyeceğim. Brandra, çocuklar ve ailem basit yiyecekler yerken ben bu yemeği nasıl yiyebilirim? Böyle bir şey yapamam. Annem arıyor. Evet anne. Evet, iyiyim. Sen nasılsın? Nine, ne yaptın? Ben tatlı yemek istiyorum. Bu nedir? Bu nedir Purvi?
Purvi, bütün bunlar zaten senin için. Bu hamur işlerini Manas ve Juhi için sipariş ettim. Onları ne kadar düşündüğünü biliyorum. Senin önem verdiğin kişi benim için de önemlidir. Al. Bunları onlara götür. Efendim, salonda baston sattığını söyleyen biri geldi. Onu sizin çağırdığınızı söyledi. Ben öyle birini çağırmadım Şilpa. Bekle, bakalım kimmiş. Onları yanına al. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.